bir fark yaratmaya çalışıyorlar. Güçlü bir eğitim için bir fark. Her yerde, herkes için farklılaştırmadan fark yaratmak. Ben Milli Eğitim Vakfı'nın bursuyla yetiştim. Her şey bitti dediğiniz bir anda. Paylaşmak umuttur. Umut gelecek, gelecek eğitimdir. Bağışınızla yapılacak, adınızı yaşatacak bir okulda, sınıf, laboratuvar ya da spor salonunda. Bağışınızla, adınıza verilecek bir öğrenci bursuyla. Siz de bir fark yaratabilir misiniz? Milli Eğitim Vakfı. Sen yağmur ol, ben bulut. Sen yağmur ol, ben bulut. Bizde şiddet yok, bizde horon var. Bizim özümüzde, kökümüzde, yörüklükte kadına şiddet yoktur. Kadın topraktır, anadır. İnsan gönlünü açtığı bir kişiye şiddet uygulayamaz ki. Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısındayız. Bizi biz yapan ortak değerlerimizde kadına şiddete yer yok. Kadına şiddet insanlığa ihanet. Canım annem. Her gün eve gelsin diye nasıl beklerdim. Hiç işe gitme, hep böyle oynayalım diye yalvarırdım. Ama sana böyle oyuncaklar alamam sonra derdi. Bana oğlum diye bir sarılsın, dünyalar benim olurdu. Biz bize o kadar mutluyduk ki. Biz bize diyorum. Çünkü bir gün eve biriyle geldi. Üvey babam. Ben onu da çok sevdim. Ama o beni sevemedi. Hatta bir akşam anneme, onu bu evde istemiyorum dedi. Duydum. Annem çok üzüldü. Sabah hadi gidiyoruz dedi. Yola çıktık. Parkta durdu. Hadi arkadaşlarınla oyna dedi. Koştum. Oynadım. Sonra geri döndüm. Annem bitmişti. Bugünden beri sokaktayım. Onlar sizi ailesi biliyor. Terk etmeyin. Haytap. Hayvan Hakları Federasyonu. Nargile bir tütün ürünüdür. Dumanında yüksek oranda karbonmonoksit, ağır metaller ve kanser yapıcı kimyasallar bulunur. Üstelik bu duman sudan geçerken kesinlikle temizlenmez. Nargile pek çok ölümcül hastalığa neden olur. Galiba. Geçenlerde içtiğin antibiyotikten bana bir tane verir misin? Onu aile hekimim benim tedavim için vermişti. Kullandım ve bitirdim. Madem rahatsızsın, niye doktora gitmiyorsun? İyi günler. Bir antibiyotik alabilir miyim? Tabii. Reçetenizi alabilir miyim? Reçetem yok ama hastayım. Reçetesiz antibiyotik vermemiz mümkün değil. Lütfen aile hekiminize başvurun. Geçenlerde yazdığınız antibiyotik çok iyi gelmişti hocam. Yine ondan yazıyorsunuz değil mi? Hayır. Bu kez antibiyotik kullanmanıza gerek yok. Ama merak etmeyin, gerekli tedaviyi düzenledim. İlaçlarınızı düzenli kullanın ve birkaç günde istirahat edin. Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın ve talep etmeyin. Antibiyotik de değil, sağlığınızda ısrarcı olun. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Eski bir hükümlü olduğunu düşün, çarşıda dolaşıyorsun. Bunu canlandırabilir misin? Çalıştığın yerde işini yaparken hüküm giymemiş birine göre davranışlarında bir fark olur mu? Bir farkım yok yani. Yani? Böyle bir şey yok bence yani. Bir hükümlüyken bunu yapabiliyorsam, onlar da yapabiliyorsa hiçbir farkımız yok. Evet, fark yok. Hüküm giymiş kişilere yönelik ön yargılar onlara verilen en ağır hükümdür. Ön yargılardan kurtulmak için çalışmak lazım. Tekrar stüdyomuzdayız. Konuğumuz Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüseyin Bağcı. Konumuz Türkiye'nin sınır ötesi harekatları. Membiç, Kandil başta olmak üzere Hakurk, Zap, Haftanin yani Irak'ın kuzeyindeki bölgelere düzenlenen hava harekatları,
terör operasyonları, Türkiye'nin dış politikası ve seçimlerin ertesindeki dış politikadaki gelişmeler, liderlerden gelen tepkiler, ABD Başkanı Trump başta olmak üzere ve seçimlerin yurt dışı yansımaları neler? Hepsini konuşacağız. Mesaj, fikir, yorum varsa Twitter'dan ve WhatsApp'tan paylaşabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ülke gibi ben de rahatladım. En azından önümüze bakabileceğiz şimdi. Bence Türkiye çok büyük bir, nereden bakarsak bakalım, bütün gerginliklere, bütün tartışmalara, olumlu olumsuz deneyimlere rağmen Türkiye %87'lik bir katılımla gerçekten Batı dünyasında çok büyük bir demokrasi dersi vermiş durumda. Hı hı. Katılımın yüksek olması, siyasal olarak kendini ifade etmenin arzusu bizim gibi toplumlarda çok daha yüksek oluyor. Bu da bu toplumun hem genç hem dinamik hem de hareketli olmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Bence üzerinde artık pek fazla tartışılacak bir şey yok. Cumhurbaşkanı seçildi. Vatana millete hayırlı olsun. Muhalefet adayı CHP'nin Muharrem İnce, o da güzel bir demokrasi dersi verdi. Arkadaş 10 milyon farkı ben nasıl başka türlü açıklarım dedi ve sonuçları kabul etti, tebrik etti. Bunlar tabii Türk demokrasisi açısından önemli. Daha fazla çalışmaları lazım. Hani Cem Yılmaz'ın çok çalış senin de olur derler ya, çok çalışmaları lazım. Önümüzdeki dönemde, önümüzdeki yıllarda kendilerini yenileme gereği duyabilirler. Mesela İYİ Parti 10 aylık bir parti olması, 8 aylık bir parti olmasına rağmen %10'luk bir rakama ulaştı. Bütün zorlamalara, bütün engellemelere rağmen, onu da söyleyelim, çok önemli bir başarı olarak değerlendirilebilir. HDP'nin meclise girmesi çok önemli oldu. İlginç olan oy akışkanlıkları çok evet, ilginçti. Evet hocam, geçişkenlikler çok tuhaftı. Evet. Bilhassa Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti tarafından bir geçişkenlik olmuş. MHP bence anahtar parti konumuna geldi. Evet. Ve bütün şeyleri şaşırtarak, kamuoyu yoklamalarını şaşırtarak bence %12'lik gibi bir rakamla, %11'lik bir rakamla gerçekten de meclis aritmatiğinde özellikle AKP'nin elini güçlendirebilecek ama aynı zamanda zayıflatabilecek bir parti konumunda. Yani deyim yerindeyse parlamento anlamında Devlet Bahçeli ipleri elinde tutabilen bir siyasi lider konumuna geldi. Onları da tabii tebrik etmek lazım. Çünkü Türkiye'de aslında şunu görmek lazım. Demokratik partilerin, meclisteki partilerin hitap ettikleri toplum kesimlerinin tepkilerini anlama açısından çok ilginç bir yapı ortaya çıktı. Mesela Cumhurbaşkanı %52 gibi bir oyla seçilirken, yani halk tercihini ona kullanırken, partisine %42 verdi. Yani diyor ki bak ben seni destekliyorum ama senin koyduğun adayları ben tutmadım. Hmm. Veyahut da senin adaylarının kampanya esnasında böyle böyle saçma sapan özellikle bazıları konuşmuştu. Ben bunları kabul etmiyorum. Yani işte ne bileyim bunlar, ben de Batı, ben de Trakyalı olduğum için yani işte Balkanlardan gelenler riziktir, Doğu'dan gelenler riziktir falan, böyle saçma sapan siyasetle bağdaşmayacak açıklamalar yapması aşağıya çekti. O nedenle Tayyip Erdoğan da, yani Cumhurbaşkanı da bundan sonra adayları seçerken toplumsal sağduyuya, toplumsal bütünlüğe daha fazla önem veren adayları seçmek durumunda kalacak. Bence herkes oturup dersini tekrar çalışmalı. Şunu da söylemek lazım tabii. Başarıyla ders almak iki farklı şey. Yani burada bütün siyasi partilerin kendilerini başarılı olarak görmeleri söz konusu olabilir. Çünkü bir şekilde seçmenlerine aldıkları oyların sayısını anlatmaları gerekiyor. Ama bence başarıdan çok bütün siyasi partilerin ders almaları gerekiyor ve önümüzdeki dönemde dediğim gibi daha toplumun beklentilerini yerine getirecek toplumsal projelerle çıkmaları gerekiyor. Ama nereden bakarsak bakalım, bana göre Türkiye'de önemli bir demokrasi deneyimi daha yaşanmıştır. Ben Türkiye'nin demokrasiden ayrılacağını düşünmüyorum. Türkiye'nin
önümüzdeki dönemde bölgesel ve küresel anlamda, biraz sonra belki daha detaya gireceğiz, bölgesel ve küresel anlamda Türkiye'nin daha da önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum ve içeride ve dışarıda vermiş olduğum görüşlere, yabancı basına da özellikle şunu söylüyorum. Türkiye yeni bir deneyim yaşıyor. Bunun başarılı olup olmayacağını göreceğiz. Yani burada Cumhurbaşkanı'na çok önemli bir görev düşüyor. Neden? Çünkü Türkiye'nin toplumsal birlik ve bütünlüğünü sağlamaya yönelik söylemlerle bundan sonra devam ederse Türkiye için daha iyi olur ve Türkiye'nin direkt 2023 gerekse daha sonrası için öngördüğü ekonomik büyüme ve Türkiye'nin uluslararası alandaki konumu daha da güçlenir. Mesela dün bir yabancı basına görüş verirken çok ilginç bir soru sorular. Türkiye dediler, soru şuydu. Türkiye ilk 10 ekonomiye girmek istiyor. Bunu nasıl görüyorsunuz? Türkiye bunu başarabilir mi? Teorik olarak başarabilir. Türkiye şu anda dünyanın 17. ekonomisi. %7'lik, %10'luk bir ekonomik büyümeyle önümüzdeki yıllarda belki %13'lere, %14'lere, ilk 10'a, ilk 14'e çıkma ihtimali var. Mesela Goldman Sachs firmasının yaptığı açıklamaya göre eğer Türkiye normal %7 ve üzerinde bir büyüme hızı ile giderse 2030'larda ilk 10, ilk 11 ekonomi arasına girme şansına sahip. Şimdi bundan sonrası Türk toplumunda, Cumhurbaşkanı'nda, Türkiye'nin siyasal yapılanmalarında ve tabii şunu da söylemek lazım. Türkiye'de acilen olağanüstü halin kaldırılması gerekiyor ki seçimler sonrası ortaya çıkan bu demokratik havanın uluslararası piyasalara yansıyıp Türkiye'ye bir güven olarak geri gelmesi. Yani yatırımların yapılması, Türkiye'nin önünün açılması gibi konularda. O nedenle zaten hem Cumhurbaşkanı hem de diğer siyasi partiler olağanüstü halin kaldırılacağını söylemişlerdi. Öyle bir beklenti var. Bu bir tane olan beklentilerden ama asıl beklenti tabii şunu da görmek lazım. Bütün dünya Cumhurbaşkanı'nı tebrik etti. Yani burada artık şeyin tartışması yok. Yani doğrudur, yanlıştır, şu eksiklikler vardır. Dünya artık Türkiye'de hükümeti veyahut da Cumhurbaşkanlığı sisteminin şu anda başında olan Tayyip Erdoğan'ı kabul etti. Tebrikler tüm dünyadan geliyor. Bu bir deneyim, bunu göreceğiz. Eğer denetim doğru yapılırsa, yani parlamento anlamında ona, yani denetim ve kontrolün ötesinde bazı mekanizmaların Cumhurbaşkanlığı'nın önünü açmaya yardımcı olacak. Aynı zamanda da denetleyecek. Yani kontrol demiyorum, denetleyecek. Kontrol ve denetleme ikisini aynı anda yaparsa Türkiye'nin önü açık olabilir. Ama asıl konu tabii Cumhurbaşkanı'nın söylemlerinde. Bana göre son iki gündür yapılan açıklamalar, hem Cumhurbaşkanı'nın balkon konuşması hem de Muharrem İnce'nin dün yaptığı basın toplantısındaki söylemler önemli. Yani kırgınlıkların, şeylerin devre dışı bırakılıp şimdi herkesin işine bakması olayı çok önemli. İnşallah dediğim gibi bu yeni sistemin Türk toplumuna, Türk devletine hayırlı olmasını diliyorum ben de. Peki hocam, uluslararası ülkeler, yani arenadan gelen tebrik telefonları hem Avrupa Konseyi'nden hem Azerbaycan başta olmak üzere Rusya, ABD başta, Trump, bütün Almanya, birçok yerden tebrikler geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Bunları nasıl buluyorsunuz? Artık ilişkilerin daha da kuvvetleneceğini mi gösterir? Bilhassa Trump'ın dünkü görüşmesinde Suriye'deki terörle mücadele işbirliği vurgusu, evet, önemliydi. İki liderin vurgusu, hatta NATO zirvesinde bir araya gelecek. Bu terörle mücadele daha mı kuvvetli yürüyecek artık bu dakikadan sonra? Öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Sorunuza şöyle isterseniz bir yanıt vereyim. Şimdi Türkiye'de önümüzdeki 5 yıl içerisinde kimin yöneteceği konusu açık. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi uluslararası alanda şöyle bakarlar. Ben iş yaptığım ülkenin siyasal yönetimine, siyasal liderliğine güvenebilir miyim? Hı hı. Şimdi güven esas. Önce onu söyleyelim. Bakın, Angela Merkel Almanya Başbakanı'ndan
Macron'una, Theresa May'inden, diğer bütün devlet başkanları ve başbakanların doğrudan tebriklerinin yanı sıra Avrupa Birliği'nin verdiği mesaj, Juncker'ın gönderdiği, Donald Tusk'ın gönderdiği mesaj şuydu. Umarız Avrupa Birliği ile ilişkilerde devam eder. Çünkü zaten Türkiye'nin hem NATO'dan hem de Avrupa Birliği'nden çıkma gibi bir derdi yok. Yani bugüne kadar olmadı, bundan sonra da olacağını düşünmüyorum. Sadece ilişkilerin içeriğinin ve şeklinin değişikliğe uğraması gerekiyor. Avrupa'da büyük bir popülist hareketlenme var. İslam karşıtlığından tutun da Tayyip Erdoğan karşıtlığına kadar çok büyük bir hareketlenme var. Bunu da görmek ve kabul etmek lazım. Ama bu siyasi hareketlenmeler veyahut da popülist hareketler Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile iş yapmayı engellemeyen şeyler. Bakın şöyle bir örnek vereyim. Ben Haziran ayının ilk 10 gününde Lizbon'dan Moskova'ya varan, yani Avrupa'nın en batısından en doğusuna gittim. İki tane ülke, somut örnek vereyim. Lizbon'da Akdeniz güvenliği üzerine konuştuk. Türkiye'nin işte bu Akdeniz'deki petrol yataklarından tutun da işte Suriye olayına kadar Akdeniz güvenliğini anlattım. Oradan Moskova'ya geçtim. Moskova'da parlamenterizm ve demokrasi üzerine konferans vardı. 125 ülkeden katılımcı vardı. Ben Türkiye'den katıldım ve konuşma da yaptım. Çünkü Türkiye'den katılacak olan parlamenterler, Meclis Başkan Vekili Ahmet Aydın vardı. O gelecekti, gelmedi. Onun yerine ben zaten akademisyen olarak konuşmacıydım. Ve tek ben kaldım Türkiye'den konuşan. İnşallah görevimizi de iyi yaptık o anlamda, akademik anlamda. Şunu söylemek istiyorum. 125 ülkenin parlamento başkanları veya başkan yardımcılarının olduğu bir toplantı. Orada şeyi görmek mümkündü. Türkiye'den beklentileri, Türkiye'nin işte İsrail politikasından tutun da Afrika politikasına, Orta Doğu politikasına kadar. Mesela ben Suriyeli delegasyonla görüştüm. Yani devlet, şu anda Erdoğan hükümeti veyahut da Cumhurbaşkanı bir türlü görüşmek istemiyor biliyorsunuz. Bu eğer Cumhurbaşkanı değişirse, Başbakan değişirse ve Cumhurbaşkanı da eğer şey yaparsa, inandırılırsa, eninde sonunda Suriye ile görüşülmek zorunda kalınacak. 3,5 milyon insan var burada. Yani bunların geriye gönderilmesi süreci başlayacak ki Cumhurbaşkanı son 2-3 günde kampanyanın onları geri göndereceğiz şeklinde açıklamalarda bulunmak zorunda kaldı. Niye? Çünkü toplumsal bir baskı var, toplumsal bir talep var. Suriyeli delegasyon bana dediler ki bizim derdimiz Türk halkıyla değil, hükümetle, yönetimle. Şimdi Muharrem İnce ne diyordu? Ben gelir gelmez işte Şam'la hemen büyükelçilik düzeyinde ilişki kuracağım, herkesle konuşacağım. Şimdi kampanya esnasında mesela Muharrem İnce'nin vermiş olduğu uluslararası ilişkiler alanındaki mesajlar çok yapıcıydı. Hı hı. İşte Avrupa Birliği ile konuşacağım, kavga etmeyeceğim, şey yapmayacağım. Bugüne kadar Tayyip Erdoğan'ın takip ettiği içeride kutuplaşma, dışarıda da böyle gerginlik politikaları acaba bundan sonra devam edecek mi sorusu var. Bana göre, yani Hollanda gazetesine verdiğim görüşte şuydu. Dedim ki bu artık Cumhurbaşkanı'na bağlı bir şey. Değişebilirse, yani bu söylemini değiştirirse, çünkü artık ülkenin Cumhurbaşkanı, yani kendi kabinesini kendisi kuracak. Dışişleri Bakanı'ndan Ekonomi Bakanı'na kadar tamamını kendisi atayacak. Yani meclis dışından atayabilecek. Uzmanlar kabinesi kurabilir. Bu kadar değişiklik olduktan sonra dış politikada da müsaade edin. Biraz daha fazla esnek davransın diye görüş verdim. Ve ben Tayyip Erdoğan'ın da şimdi Cumhurbaşkanı olarak önümüzdeki 5 yıl içerisinde şöyle bir muhakkak düşünmüştür pazar günden beri. Ya ben böyle böyle politikalar takip ettim ama görüldüğü kadarıyla pek de fazla sonuç alamadık bu söylemlerden. Acaba bir yumuşamaya doğru gitsek mi? Veyahut da o sert söylemleri terk edip Türkiye'nin önünü açabilecek söylemlere dönebilir miyiz diye. Bunu yapabilir. Yani Türkiye Cumhurbaşkanı bunu yaparsa ülke için iyi olur. Yani Alman televizyonu, fotoğrafları da koyuyorsunuz arada. Alman televizyonuna
verdiğim görüşte artık topun Tayyip Bey'de olduğunu, toplumu kendi kafasına göre şekillendirmeye kalkarsa gerginlik olacağını ama eğer toplumsal şekillendirmeyi bırakıp herkesin yani gerçekten 81 milyonun cumhurbaşkanı olarak hareket edecekse o zaman politikalarında değişikliğe gitmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade ettim ve burada da onu tekrar söylemekte fayda görüyorum. Türkiye'nin kutuplaşma ve dışarısıyla kavgaya, çatışmaya yönelik politikalarından vazgeçmesi Türkiye'nin lehine olacaktır. Yani Almanya'sı, Hollanda'sı artık hangi ülkelerle sert söylem içine girdiysek. Bu şu anlama gelmiyor ama. Yani Türkiye her şeye evet desin değil. Onu demek istemiyoruz. Yani her şeyi kabullenen, her şeyi tabii efendim ne derseniz siz doğrudur değil. Hayır. Yeni baştan değerlendirip yani masaya oturup tamam ben bugüne kadar bunları yaptım, yanlıştı, şunları yapacağım ama ey Avrupa sen de şunu yap veyahut da ey Amerika sen de pozisyonuna dikkat et. Yani ikide bir bana F-35'leri verip vermeyeceğin konusunda beni endişeye sürükleme. Bak ben Rusya ile işbirliğine gidiyorum ki bunun üzerine de makale yazdım geçen hafta Rusya'ya. Şey yazmıştım makalede, tavla ile satranç oyunu. Çünkü Tayyip Bey'in en büyük avantajı hep düşeş atıyor. Yani böyle de bir şansı var. Yani tekrar seçilmesinde de bu tabii çok önemliydi. Ama bunun yanı sıra tabii uluslararası alanda hep bunu söylüyoruz bu programlarda da. Türkiye'nin özgül ağırlığı yani ekonomik, sosyal, siyasal, stratejik olarak Türkiye'nin bu coğrafyada ve küresel anlamda bir özgül ağırlığı var. Türkiye'nin başında Ahmet olur, Tayyip olur, Mehmet olur artık isim pek önemli değil. Ama bu Türkiye'nin özgül ağırlığının küresel ve bölgesel etkilerinin farkında olarak politikalar yapmak Türkiye'nin önünü açacaktır. Biz Türk insanı olarak aslında başından itibaren yani komşularla iyi geçinmeye çalışan, dünyaya saygı duyan, İşte demokratik anlamda da yani demokrasi istiyorsanız buyurun yani %87 katılım yani bu çok yüksek bir rakam. Hı hı. Yani bunu lütfen küçümsemeyelim. Çünkü toplumun değişimine, dönüşümüne veyahut da var olan ekonomik, sosyal, siyasal yapının devamına yönelik bir kararlılık göstergesidir. %87 Avrupa Birliği dahil olmak üzere dünyanın hiçbir ülkesinde %87'lik bir katılım yok. Ve bu diktatörlük değil. Bunu özellikle söyleyeyim yani Türkiye'de bütün zorlamalara rağmen, olağanüstü hale rağmen, Türkiye'de öyle bir demokrasi talebi var ki işte İYİ Parti örneğinde onu görüyoruz. Yani Meral Hanım'ın ve partisinin başına gelenleri biliyoruz. Yani şeyde bütün zorlamalara rağmen, devletin bütün olanaklarına rağmen, muhalefetin mesela Muharrem İnce'nin bana göre Türkiye'de çıkıp muhalefetin çatı adayı değil ama CHP'nin adayı olarak yani 4 milyondan fazla bir oyu mobilize edebiliyorsa, kendine çekebiliyorsa bu önemlidir. Yani bu şu açıdan önemli. Demek ki toplumun içindeki dinamikler, beklentiler daha iyiye, daha güzele, umuda, daha açık bir topluma yönelik bir özlemin ifadesidir. Kaldı ki Cumhurbaşkanı da bakın son gün dahil olmak üzere bütün tabii o kampanya sürecini takip ettik. Bütün o süreç esnasında demokrasinin dışında vurgu yapmadı. Bu çok ilginç. Yani böyle işte yok Türkiye ortada olacak, yok bilmem şey, öyle bir şey yok ya. Türkiye, Türkiye kendine özgü. Hani Tarkan'ın şarkısı var ya, yani şey ol, başkası olma, kendin ol, böylesi daha güzelsin diye. Türkiye böyle güzel. Türkiye'nin başkası olmaya bir gereksinimi yok. Türkiye'nin böyle olması güzel. Şimdi önemli olan dediğim gibi bütün Türkiye'nin yetiştirdiği siyasal liderlerin, Türkiye'nin siyasal yapısının dünya ile eş güdümlü olarak, Batı dünyasıyla, demokratik anlamda bunu götürmesi çok önemli. Ve doğru da, ya düşünsenize şimdi bir örnek. Suudi Arabistan'da işte son iki gündür
kadınlar araba evet. kullanabiliyor. Yani çok sanki çok büyük devrim niteliğinde onlar Türkiye'de, için. Türkiye'de size söyleyeyim, kadınlara araba kullanmayı yasak edin, ülkenin yarısı, arabaların yarısı piyasadan kalkması gerekir. Yani sabahleyin çocuğunu işine, okula götüren kadından da işte bilmem neye kadar. Biz şöyle yapıyoruz bazen, bu çok ilginç. Uluslararası toplantılarda falan bunu aslında çok iyi görüyoruz. Biz aslında bizim ne olduğumuzun bile farkında değiliz bazen. Yani ben işte şeyden, Venezuela'dan Güney Afrika'ya, Burundi'den, Burundi'den Sri Lanka'ya kadar bütün o şeylerle konuştum. Şimdi ben konuşma yapacağım şeyde. İşte Türkiye'yi anlatacağım toplantıda, Moskova'da. Benden önce Ermenistan Başkan Yardımcısı ve Yunanistan Başkan Yardımcısı konuştu. Rus şeye geldi, bana dedi ki, aslan başkan göndermiş. Ya Hüseyin Bey dedi, mümkünse yani şey konuşmalarına çok sert çıkmasanız daha iyi olur. Dedim ki ben akademisyenim, siyasi değilim. Siyasi olmadığım için de merak etmeyin. Yani ben akademik olarak, ama tabii o arada gereğini yaptım, o ayrı dava konuşma esnasında. Şu açıdan, mesela bizim çevremizdeki küçük komşu ülkelerin Türkiye'ye bakışındaki değişiklik ve Türkiye'yi algılamalarında, özellikle şimdi bu yeni durumdan sonra daha da değişecek. Yani bu açıdan ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok büyük bir görev düştüğünü düşünüyorum. Yani madem ki büyük ustalık dönemi, ustalar da acemiler gibi hareket etmez. Yani geçmişte yapmış olduğu bütün acemiliklerin ne olduğunu kendisi de biliyor. O deneyime sahip. Şimdi o zaman büyük ustalık dönemi olacaksa eğer, o zaman ustanın davrandığı gibi davranması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum ve o beklentideyim. Ben de o beklentideyim. Dünya da zannediyorum o beklentide. Çünkü bu kadar büyük bir teveccüh, yani 16 yıldır yani başbakanlıktan gelip cumhurbaşkanlığına çık, 1-5 yıl daha iktidarda kal ki teorik olarak 10 yıl bile olabilir bu. Yani bu kadar büyük bir teveccühü güç zehirlenmesine dönüştürmemesi gerekiyor. Yani bundan sonra benim önerim Cumhurbaşkanı'na ve yeni ekibine, dünyaya aslında Türkiye'nin içeride yaşadığı bütün kırgınlıklara, bütün bazı olumsuz deneyimlere rağmen rotasında bir değişiklik yapmayacağını, açık topluma, serbest topluma, ekonomik anlamda üreten, paylaşan bir topluma gitme arzusu ve eğiliminde olduğunu kanıtlaması gerekiyor. Bunları yapabilir. Yani Türkiye bunları yapabilir. Ve ki verdiği mesajlar da o yönde hocam, genelde balkon konuşması. Tabii biz, tabii yani dediğim gibi biz yorum yaparken siyasetçilerin yapmış olduğu açıklamalardan evet. yola çıkarak bir okuma yapıyoruz. Yani onun söylediği bağlayıcı olması lazım. Çünkü toplumun iradesini yansıtıyor. Yani söz esas. Sonuç olarak seçildi. Kim tarafından seçildi? Bizim tarafından. O zaman bizim irademizin onun şahsında, onun makamında yansıması gerekiyor. Bunu yapabilir Türkiye. Ben dediğim gibi bugün gazetecilik açısından, sizin açısından önemli olabilir. Yani büyük ustalık döneminde Tayyip Erdoğan'ın daha demokratik, daha toplumun değişik kesimlerinin taleplerine cevap verebilecek, önünde onu engelleyecek başka bir mekanizma da olmadığı için eli çok rahat, deyim yerindeyse. Bunu yapabileceğini, eğer bunu yaparsa Türkiye için küresel anlamda söylüyorum, küresel bir oyuncu olan Türkiye'nin küresel güç merkezlerinden birine dönüşme ihtimali var. Halen güç merkezi değiliz ama dönüşme ihtimali var. Bunu yapabilir mi? Göreceğiz. Ama yapmaması durumunda tabii o kötü senaryo. Onu düşünmek istemiyoruz. Çünkü toplumsal kutuplaşma, toplumsal gerginlikleri artırıcı söylemlere ve açıklamalara devam ederse o zaman durum iyi olmayacak. Ama tabii iyimserliği de bırakmamak lazım bir noktada. Cumhurbaşkanı madem ki toplumdan bana oy verin,
ben büyük ustalık dönemini de yaşamak istiyorum dedi ve bunu aldı. O zaman da gereğini yapmalı diye düşünüyorum. Osman Hocam, Trump'ın açıklamasıyla birlikte biraz daha şu Suriye coğrafyasına bir dönelim. Tabii. Menbiş diyelim, Zap diyelim, Hakur Kaftanin ve Kandil bölgesi, yani Fırat'ın doğu tarafı, diğer taraftan Sinjar bölgesi önemli ve Fırat'ın batısı da önemli. Şimdi Menbiş meselesinde ABD destekli bir YPG vardı, terör örgütü. Tabii, hala da var, evet. Hala da var. Gidenler gitti galiba ama duranlar hala, bölgede olanlar var ve devreye görevi yürütüyoruz biz orada ABD ile birlikte. Bir, bu seçim sonuçlarıyla birlikte Trump'ın bakışı sanki biraz daha... Dün 5. devreye görevi yapıldı, evet. Sanki Trump'ın bakışı biraz daha şey gibi, evet bundan sonra Türkiye burada bir güç ve kabul ediyoruz ve beraberiz gibi bir tavra doğru eğilmiş sanki. Güzel. Ne olacak bundan sonra? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri pazar günkü seçimlerden sonra onlar da Türkiye politikalarını gözden geçirecekler. Değil mi? Tabii. Donald Trump sonuçta iş adamı. Yani iş yapacağı kişi Tayyip Erdoğan. Bundan sonra çok daha farklı bakmak zorunda. Çünkü önümüzdeki 5 yıl süresince Türkiye'de kimin kalacağı belli. Trump gider, o kalır. Ama ben Amerika'da Trump'ın ikinci dönem bile seçilme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. O ayrı bir tartışma konusu. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da Türkiye'siz bir politika yapmasının da ne kadar zor olduğunu onlar da gördü. Yani Amerikan Senatosu'nun Türkiye'ye F-35'leri vermeyecekmiş gibi bir prosedürel kararla Türkiye'de yarattığı hayal kırıklığı zannediyorum bundan sonra değişecek. Ve bunu yazdık da, söyledik de, yani Amerikan Sesi Radyosu'na da söyledik. Onların da söylediği şu, ya bunlar prosedürel şeylerdir, sonuç olarak Türkiye parayı ödemiştir. Bu bir havuz projesidir. Türkiye, İngiltere ve Amerika ve İngiltere'den sonra üçüncü ülke zaten. Bunları şey yapacak. Yani Türkiye'ye savunma sanayi konusunda ABD'nin bundan sonra zorluk çıkaracağını düşünmüyorum. İki nedenden. Bir, siyasi açıdan. İki, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'deki özellikle savunma sanayi konusundaki son dönemlerde yaşanan gelişmeleri çok iyi takip ediyor. Yani Türkiye'yi bir partner olarak, bir ticaret ortağı olarak koruyup kollamak Amerika'nın sorumluluğuna geldi. Yani bence Putin'in Türkiye'ye başta S-400 olmak üzere vermiş olduğu silah teknolojileri, ki Cumhurbaşkanı S-500'leri birlikte üretelim diye bir öneri getirdi. Evet. İşte benim makalemin de konusuydu. Putin bunu kabul eder mi etmez mi bilemem ama pazar gününden itibaren Putin de, o da biliyorsunuz bir 6 yıllığına seçildi. Yani önümüzdeki 5 yılda nereden bakarsak bakalım Türkiye'de, dünyada iki siyasi lider kesin. Putin. Biri Putin, biri Tayyip Erdoğan. Yani milletin hoşuna gider gitmez ayrı dava ama adam orada. Yani yasal olarak seçilmiş ve orada. Donald Trump Orta Doğu'da özellikle önümüzdeki süreçte Suriye'deki gelişmeleri de tabii şöyle takip edecek. Ben Suriye'nin Kürtlerle işbirliği yapacağını düşünüyorum. Özellikle İngiltere, Amerika, Fransa'nın biliyorsunuz askerleri var Fırat'ın doğusunda. Suriye ile görüşüyorlar. Avrupa görüşüyor Suriye ile. Türkiye'de çok yanlış bir kanı var gördüğüm kadarıyla. Zannediyorlar ki biz Suriye'yi kötü gördüğümüz için bütün dünya Suriye ile kavgalı. Öyle bir şey yok. Önce onu söyleyelim. Putin'le yani, Esad görüşmeye devam ediyor. Tabii ki. Yani öyle bir şey yok. Yani o bizim üstün kuruntumuz olabilir. Yani elin Güney Afrika... Ha, onu da söyleyeyim. Şey de mesela Moskova'daki toplantıda, yani Güney Afrikalı parlamento başkan yardımcısının, bir hanımefendinin yaptığı konuşma inanılacak gibi değil İsrail'i eleştirme bakımında. Yani Türkiye'yi geçecek durumda değil ama bütün Arap ülkelerinin temsilcilerinden daha sert konuştu. İnanılacak gibi değil. Çok ilginç. Yani Katar parlamentosunun başkan yardımcısı oradaydı. Onlar bu kadar konuşmadılar. Bunu niye söylüyorum? Türkiye'nin önümüzdeki dönemde Orta Doğu'da ortaya çıkacak yeni yapılanmalara ve yeni şekillenmelere iyi dikkat etmesi lazım. Bakın İsrail'de mesela yayınlanan haberlerde, yorumlarda şöyle bir şey vardı. Ya tamam, Türkiye Cumhurbaşkanı bize bağırıyor, çağırıyor ama biz işimize bakalım. Ticaret olarak %300 artış var. Yani İsrail ile Türkiye arasında %300 artış var. Bakın bugün şu anda konuştuğumuz sürede bile
Konya'da üretilen her 100 yumurtanın 30 tanesi İsrail'e gönderiliyor. Konya. Konyalı yumurta üreticileri göndermesinler bakayım İsrail'e yumurta. Nereye satacak? Ya o nedenle izleyicilerimiz açısından şeyi söylüyorum. Yani hani böyle bağırıp çağırma, hani tiyatro Acıvat Karagöz şeyi vardır ya. Hmm. Yani böyle bağırır çağırırlar da işin arka tarafında ekonomik çıkarlar var. Onlar devam ediyor. Tabii canım. %300. Ekonomik artışımız %300. O nedenle bunları bilerek hareket etmek lazım. Yani dünyanın bir gidişatı var. Bakın Donald Trump bile ne diyor? Önce Amerika diyor değil mi? Şimdi önce Amerika, önce Hindistan, önce Almanya, önce Türkiye. Böyle bir moda oluştu bütün dünyada. Bütün siyasal liderler veyahut da önce Rusya. Yani Putin'in vermiş olduğu en büyük mesajlardan biri Rusya'nın tekrar güçlenmesi. Yani bu arada Jirinovski ile falan da görüştüm. O çok ilginç. Belki onun da fotoğrafını koysaydık iyi olur. Jirinovski mesela o kadar Rus milliyetçisidir ama Türkiye'ye bakışı çok ilginçtir. Yani Türkiye'yi reddeden bir tavır içinde değil, Türkiye'ye ya ne işiniz var bu Avrupalılarla, gelin biz Türkiye, İran, Rusya birlikte iş yapalım diyen bir hava içerisinde. Ve Orta Asya ülkeleri açısından da bence çok ilginç. Bakın Kazakistan'dan Özbekistan'a kadar yani bütün o Avrasya coğrafyasında şimdi Türkiye'nin çok daha büyük bir şansı var. Özbekistan örneğini verirsek işte Cumhurbaşkanı'nın Mayıs ayında bir ziyareti vardı biliyorsunuz Özbekistan'a. Ve bütün şeyler açılmaya başladı. Kanallar, iş kanalları, Türk Hava Yolları Semerkant'a uçuş yapacak. Yani şimdi bunlar böyle küçümsenecek şeyler değil. Türkiye'nin bu stratejik konumu, yani bu coğrafyada. Bakın ta 1947 yılında Nevi Bey size söyleyeyim. Truman Doktrini 1947 yılında yayınlandı. İkinci Dünya Savaşı 1945'te bitti. Truman'ın şöyle bir açıklaması vardır. Der ki, dünyanın en önemli hava, kara ve deniz yolları Orta Doğu üzerinden geçer. O nedenle Orta Doğu'ya hakim olan önümüzdeki yıllarda dünya politikasına hakim olacak. Ve Fransa'nın ve İngiltere'nin güç kaybederek Amerika'nın Orta Doğu'ya girmesinin temel nedenlerinden de biri bu. Ve Türkiye'nin hem NATO'ya alınması hem ABD ile ilişkilerini geliştirmesi, ABD açısından söylüyorum. Türkiye orada bütün bu geçiş yolları üzerinde bizim bu ülkeyi o zamanki ideolojik çatışma içerisinde Sovyetler Birliği'ne kaptırmamamız gerekiyor politikası vardı. O nedenle Türkiye'nin Amerika ile ve NATO ile yakınlaşması söz konusudur. Düşünsenize Sovyetler Birliği Türkiye'ye gelseydi, ele geçirseydi, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri gibi bir konumda olsaydı, bugün çok farklı bir dünya ve bölge yapısı ortaya çıkabilirdi. Hı hı. Yani şunu söylemek istiyorum, Membiç'te, Suriye'de, Orta Doğu'da genel anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin olmazsa olmaz partneri Türkiye'dir. Yani aşağıdan biç, yukarıdan biç, şuradan kes, buradan hesapla Türkiye orada. Böyle bir, yine o kavramı kullanmak istiyorum, özgür ağırlığı olan bir ülke. O nedenle bu Avrupa Birliği olabilir, Rusya olabilir, Amerika Birleşik Devletleri olabilir, İngiltere mesela tek başına. Biz şimdi Avrupa güvenliğinde şöyle bir kavram kullanıyoruz. Stratejik otonomi. Şimdi stratejik otonomi kavramı şu anlama geliyor. İngiltere şeyden çıktı Avrupa Birliği'nden. Avrupa Birliği'nin güvenlik sorunları var. Biz İngiltere ile işbirliği içindeyiz. İngiltere daha çok değil. 3 ay öncesine kadar bakın tweetlere. Bakın bir önceki İngiltere büyükelçisi değerli dostumuz Richard Moore'un tweetlerine. Adama söylemediklerini bırakmadılar. Emperyalizm, bilmem kapitalizm, bilmem her şeyi söylediler. Şimdi en iyi Türkiye'nin en iyi dostu İngiltere. Mehmet Şimşek nereye gidiyor derdini anlatmak için? Londra'ya gidiyor. Londra'ya gidiyor. Cumhurbaşkanı Londra'ya niye gitti? Kraliçeyle görüştü. Kraliçe sanki Cumhurbaşkanı'yla görüştükten sonra emperyalizm ve kapitalizm düşüncelerinden vaz mı geçecek? Öyle bir şey yok. Şunu anlamak lazım. Türkiye herkesle konuşabilmeli. Belki bir örnek vereyim izleyiciler açısından ilginç olabilir. Homeini işte Kabe'ye gidiyor. Şeytan taşlayacak.
o şeytan taşlama töreni ayrı bir şeydir biliyorsunuz. Gerçi Suriler onları da satıp para kazanıyor, o ayrı dava. Şimdi Omeyni gelmiş, tam böyle taşı atacak, duruyor. Düşünüyor, tekrar tam atacak, yine düşünüyor. Tabii arkada böyle uzun kuyruk olmuş. Demiş ki millet, hadi kardeşim at ya, ne şey diyorsun, bekliyoruz burada falan, tabii çok kalabalık. Şöyle dönmüş Hümeyni, ya demiş ya biraz acele etmeyin, şeytanla biraz daha müzakere edeyim, ne olur ne olmaz. Yani uluslararası ilişkilerde konuşmak ve müzakere etmek şeytanla bile gerekir. O nedenle Türkiye'nin yeni politikalarında, ki bu daha esnek bir politikaya doğru gideceğini düşünüyorum ben. Yani bu Suriye'de Davutoğlu örneğiyle başlayan o radikal sert söylemlerin yeni dönemde yumuşama ihtimalinin daha fazla olduğunu görüyorum. Öyle olursa Türkiye'ye manevra sahası genişleyecek ve Türkiye'nin önü açılacak. Yani sonuç olarak Suriye yönetimiyle öyle veya böyle Türkiye konuşmak zorunda kalacak diye düşünüyorum. Hocam tam soracaktım. Geldiniz ama virgül koyalım. Bir tabii. Adıyaman'a gideceğiz. Bir üzücü haber var. Onunla bir devam tabii. edelim. Tekrar sohbetimize geçelim. Sayın seyirciler, görüntülerin adresi Adıyaman. Gaziantep Üniversitesi'ne ait bir eğitim uçağı düştü. Kırıma uğradı. Kursiyer pilot hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre Gaziantep Üniversitesi'ne ait bir eğitim uçağı Adıyaman'ın Besne ilçesinde düştü. Kaza sonrası olay yerine giden sağlık ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Ancak ilk belirlemelere göre uçağın kursiyer pilotu hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme ise bir taraftan sürüyor. Bunu da belirtmiş olalım. Ama uçağın neden düştüğüne dair henüz bir bilgi yok. İlerleyen dakikalarda herhangi bir gelişme yaşandığı zaman tekrar detayı aktaracağım size. Uçağın neden düştüğüne dair. Devam edelim. Tekrar dönelim stüdyomuza. Hocam, şimdi bu süreçten sonra... Şimdi Esad zaten IŞİD'e karşıydı. YPG'ye de karşı ve rahatsız YPG'nin varlığından. Artık değil, konuşuyorlar. Evet. Ama... İlerleyen süreçte biz Esad'la oturup konuşur muyuz? Mesela bir de Suriyelilerden bahsettik, onları tekrar ülkelerine göndermekten bahsettik. Bu tek başına Türkiye'nin yapacağı bir şey değil gibi sanki. Bir şekilde Suriye'nin kapıları açıp yerleşme yerlerini güvenli hale de getirmesi lazım ki yerleşebilsin tekrar insanlar. Biz tekrar bir konuşur muyuz Esad'la, masaya oturur muyuz? Zaten Astana süreci içerisinde Türkiye konuşuyor. Kimin vasıtasıyla? Rusya vasıtasıyla. Evet. Şimdi Türkiye'de özellikle bu son seçimlerde Suriyeliler konusu önemli bir toplumsal baskı aracına dönüştü. Bir rahatsızlık var galiba. Burada tabii Suriyelilerin tavrı ve davranışlarının da büyük bir etkisi var. Şimdi bu konularda bütün dünyada çok büyük bir tartışma başladı. Yani insanların geriye gönderilmesi için neler yapmak gerekiyor? Bakın size bir örnek vereyim. Halepli Suriye milletvekili Maria Hanım, Moskova'da konuşuyor. Anlattı. Tek kelime Türkiye'den söz etmedi. Ben de tweet attım. Dedim ki herkese teşekkür, bize yok. Neden? Çünkü Türkiye gibi 3,5 milyon Suriyeli'yi alan, burada besleyen, iş veren, iş kurmasına yardımcı olan, gereğinde işte Bursa'da milletvekili adayı gösterildi. Hı hı. Yani siz düşünebiliyor musunuz? Bir başka ülkenin, yani 5 yıllık bir süre içerisinde bu kadar insan mümkün başka bir yere gidecek ve oradan bir Türk milletvekiline de öyle bir şey yok. Bunu sadece bizler yapabiliyoruz. İyidir kötüdür onun taşması ayrı. Ama şu var, Türkiye yine tarihte ilk. Kendi ülkesinden binlerce insanın güvenli olmadığı düşünülen ve gelinen ülkeye geri gidiyor bayram ziyaretine. O verilen rakamlar da doğru değil. Hani İçişleri Bakanlığı 55 doğru. 55 bin. Harcam daha fazla da. İçişleri Bakanlığı doğru rakamları vermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani daha fazla biliyoruz ama kanıtlayamam. Yani elimde veri yok. Hı hı. Ama bu kadar insanın gitmesi, sonra geriye gelmesi absürt. Yani aklın almayacağı bir şey. Madem ki orası tehlikeli, niye gidiyorsun? Evet. Yani bunu Almanya'da, İsviçre'de veya da başka bir yer. Tabii. Ve bizim, yani sizin vergilerimiz de oluyor bu. Yani biz bir noktada yüz binlerce Suriyelinin bayram ziyaretini finanse ediyoruz. Şimdi bunu siyasi anlamda şöyle diyebilirsiniz.
ya bizim gönlümüz geniş, biz işte şöyle misafirperveriz. Bunu siyasi olarak anlatabilirsiniz belli kesimlere. Ama bakın şöyle bir şey var. Kampanya esnasında İstanbul'da bir esnaf diyor ki, bak diyor, benim yanımda Suriyeli şey var, işte iş yeri var. Adam kaçak sigara satıyor, vergi vermiyor. Belediye başkanı X şeyinin, belki YouTube'da görebilir insanlar, diyor ki, onlar diyor işte ümmet, biz onlara yardımcı oluyoruz. Adam da diyor ki, bana ne ümmetten ya diyor. Adam benim yan tarafımda sigara satıyor, kaçak satıyor ve ben vergi veriyorum, o vermiyor. Yani burada böyle bir toplumsal gerginliğe neden olabilecek bir eşitsizlik var. Madem ki iş yeri açacak, o zaman kaçak satmasın ve vergi versin diyor. Şimdi bu öyle bir baskı haline geldi ki bütün siyasi parti liderleri, Cumhurbaşkanı dahil, Suriyelilerin geri gönderilmesi konusunda fikir üretmeye başladılar. Çünkü toplumda büyük bir tepki oluşmaya başladı ve bu giderek de artacak gibi. İşte 30 bin kişinin seçimlere katıldığı yönünde başbakanın ağzından bir açıklama yapılmıştı biliyorsunuz şimdi seçimlerde. Bunun tabii büyük bir olasılıkla daha fazla olması gerekiyor ama şeyi de anlıyorum ben. Yani devletin ve hükümetin rakamları tam olarak vermemesini de anlıyorum. Ama bu anlamam Türkiye'de böyle bir sorunun olmadığı anlamına gelmez. Suriye açısından bakıldığında Suriyeliler diyor ki eğer bunlar bizim vatandaşlarımızsa o zaman geri gelecek. Aksi takdirde diyor ben devlet olarak el koyacağım. Şimdi böyle bir yeni durum da ortaya çıktı. Yani İdlib'de, Afrin'de, şimdi Afrin, İdlib Suriye bölgesi mi yoksa Türk bölgesi mi? Çünkü askerimiz hala orada. Tabii ki. Ve özellikle Özgür Suriye Ordusu'nun son dönemlerde yaptıklarını da işte takip ediyoruz basından. Böyle bir yeni sorunumuz var. Yani bu bir sorun haline geldi. Yani vali atıyorsunuz, yardımcısı atıyorsunuz, banka kuruyorsunuz, orada okullar kuruyorsunuz. Yani TİKA'dan tutun AFAD'a kadar bunlar çok tabii insani açıdan bakıldığında çok önemli işler. Ve Avrupalılar da şaşırıyorlar. Allah Allah, Türkler bunu nasıl yapıyorlar diye. Yani şu anda Macaristan'da, Sırbistan'da, Bosna Hersek'te şeyler var. Bu mülteciler var ve birçoğundan haber alınamıyor. Nerede, ne yiyorlar, ne içiyorlar. Şimdi bunlar tabii bizim sorunumuzdan çıkıp Avrupa'nın da sorunu haline gelmeye başlıyor. Ama bizim ülkemizde çok şükür büyük oranda bunu bütün zorluklara rağmen başarabilen bir toplumsal anlayışımız var. İşte burada işte İslamiyet'in tabii önemli bir rolü var, komşu hakkının önemli bir rolü var. Ama bu tabii uzun süreli olarak Türkiye'nin önünde bir patlamaya hazır dinamite de dönüşebilir. Bunun iyi idare edilmesi lazım. Yani önümüzdeki süreçte bu insanlar geriye nasıl gönderilecekler? Bunun planlanması, düzenlenmesi gerekiyor. Almanya mesela en akıllarından. Almanya ne kadar kafası çalışan Suriyeli varsa, yani eğitim, doktor, mühendis tamamını aldı ve evet, hemen iş yerlerine yerleşti. Daha dün ben konuştum. Daha dün konuştum. Almanya'nın bu konudaki politikalarıyla ilgili olarak Almanlarla. Yani Almanya'nın kendi içinde de mesela bir kriz var. Yani Hristiyan demokratlarla Bavyera Hristiyan Demokratları arasında bir gerginlik var. Onlar diyorlar ki çok fazla aldınız, almayın, daha fazla almayın veyahut da bunları bir şekilde geriye göndermenin yoluna bakmak lazım. Yani Angela Merkel'in de işi çok zor bu anlamda. Yani bir de koalisyon hükümeti var tabii. Yani Sosyal Demokratlarla Hristiyan Demokratlar. Yani bu mülteci olayı orada önemli bir hükümet krizine de dönüşebilir. Bizde hükümet krizine dönüşmedi çünkü bir tek hükümet var. Cumhurbaşkanı işte sorumluluğunu üstlendi. Bunlar önemli şeyler ama yılda ortalama, resmi rakam bunlar, Cumhurbaşkanı'nın da söylediği rakamlar, yılda ortalama 8 milyar dolarlık bir finansal destek gidiyor. 8 milyar dolar çok para. Avrupa 3 milyar verecekti. Hala ne kadar 300 güzel. Milyon avroyu yani var. Lafta çok var. Yani şeyde, yani şey gibi, bu gök gürültüsü gibi. Çok gök gürültüsü var da yağmur yok. Yani parayı ödeyen halen Türkiye.
Düşünsenize 8 milyar dolar her yıl ödeyen Türkiye 5 yılda 40 milyar yapar. Önümüzdeki 5 yıl daha bu rakam böyle kalacaksa ve devam edecekse, düşünün bu paranın Türkiye'de savunma sanayinden tutun, hastane, okul, eğitim alanına kaydırılmasını düşünün. Yani bu bir dış politika yüküne dönüşmeye başladı. Yani bu bir masraf. Tabii Türkiye'nin yapacağı en iyi şey bir şekilde Suriye yönetimiyle anlaşıp en azından yarısından fazlasını geriye gönderme politikasını takip etmek. 200 bin kişinin, 250 bin kişinin. Giderler mi peki hocam? Çünkü orada yıkılan bir ülke var, paramparça olmuş. Ama Suriye'nin yeniden yapılanması İnşası söz konusu sonrası. Tabii. Giderler yani, galiba. Bence çünkü başka ülkede olmayı kimse istemez. Vallahi Türkiye iyi ülke, Türkiye'de olmayı isterler. Evet. Yani Suriye'yle kıyaslarsak elbette. Şimdi geçenlerde işte bayram nedeniyle Alanya'daydım. Yani orada gördüm şimdi Suriyelileri. Çok. İş yapıyorlar gayet şey. Sahillerdiler. Yani tarım alanında da çalışıyor. Yani Türkiye için tabii bir ekonomik veri aynı zamanda. Yani onu da söylemek lazım. Yani hem açılan firmalar açısından hem Türkiye'de özellikle tarım sektöründe işçi bulma açısından karşılaşılan zorluklarda önemli bir yumuşama sağladı. Somut bir örnek vereyim size. Mesela şimdi fındık konusu var. Önceden genelde Doğu Anadolu'dan insanlar oraya gidip belli bir sezonda çalışıp para kazanıyorlardı. Şimdi Suriyeliler çalışıyor. Çok değil. Burada Ankara'nın işte 70 kilometre ötesinde Beypazarı'na gidin. Beypazarı'ndaki tarlaların çoğunda, yani domatesinden tutun bilmem neyine kadar çalışanlar Suriyeliler. 100 kişi, 150 kişi, 200 kişi çalıştıran firmalar var. Bunlar tabii toplumsal olarak, ekonomik olarak bir katkı sağlayan, yani insanın olduğu yerde üretilen bir şey varsa orada bir katkı vardır. Bu Türkiye için iyi bir şey de olabilir. Nüfus artışı olarak zannediyorum Ümit Özdağ böyle ona göre çok karamsar bir tabloydu. 2040 yılında işte her 12 kişiden biri Suriyeli olacak diye. O zaman Almanya'da 80 milyon var. 3 milyonu Türk. O zaman Almanya'da da Almanya'nın da çok korkması lazım. İnsanlardan. Ama hocam Suriyelilerin nüfus artış hızı çok fazla. Bu da gerçek. Vallahi ne yediklerini bilemiyorum ama nüfus artışı konusunda gerçekten bayağı etkililer. Ama bu tipik Orta Doğu politikaları. Evet, Orta Doğu'daki bütün. Maalesef. Ben size o zaman şöyle söyleyeyim. Yani izleyicilerimiz açısından belki önemli olabilir. Umman'da devlet ne kadar fazla çocuk yaparsanız sizi o kadar finansal olarak destekliyor. Mesela adamla konuşuyorum. 36 yaşında adam 6 tane çocuğu var. Dedim ki nasıl oluyor bu? Vallahi diyor devlet bütün masrafları üstleniyor. Eğitiminden şeyine kadar. Tüm masrafları. Tüm masrafları. Niye? Çünkü Umman'ın insan sayısı az. Orada çalışan yabancılar daha fazla. Yani devleti idare edebilmek için Ummanlı'ya ihtiyaç var. Yani bu hani artırmaya çalışıyor. Tabii Arap ülkelerinde vardır yani böyle ya kardeşim bu Araplar da işte çalışmıyorlar insanları çalıştırıyor. Öyle. Yani Katar'ın işte Arap Emirlikleri'nin veyahut da diğerlerinin nüfusu düşük. İşleminde yapılması lazım. İşte Hindistan'dan, Bangladeş'ten, Pakistan'dan, Nijerya'dan artık neredense insanlar gelip çalışıyorlar. Yani hep bu ülkelerin demografik politikalarına da bakmak gerekiyor. Mesela Rusya'da halen çok büyük bir insan açığı var. 17 milyon metrekare insan, 140 milyon, 17 milyon metrekare ülke. Yani televizyonlara sığmıyor avar şeyini gösterirken. Şeyde nüfus sayısı da 140 milyon ve sayı hızla aşağıya doğru gidiyor. O nedenle Orta Doğu'da, Suriye'de doğrudur. Yani nüfus çok artıyor, bizde çok hızlı artıyor ama Türkler mi daha hızlı artıyor yoksa Suriyeliler mi sorusuna verilecek yanıt? Evet galiba Suriyeliler daha fazla artıyor. Onda itirazım yok. En azından bilimsel çalışmalarda Murat Erdoğan'ın, Profesör Murat Erdoğan'ın son çalışmalarında bu gösteriyor. Yani Türk kadınlarıyla Suriye'deki Türk kadınları arasında kişi başına düşen çocuk doğurganlık oranı Suriyelilerde daha fazla. Hocam bir iki cümle rica etsem size. Tabii. Bitirelim mi? Kapatacağız yavaş yavaş sohbeti. Önce pazar günü yapılmış olan seçimlerin ülke için hayırlı olmasını ben de diliyorum.
Türkiye'nin önünde önemli fırsatlar var. Özellikle önümüzdeki 5 yılda madem ki Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildi, bunun başarılı olması tabii Türkiye açısından çok önemli. Ben Türkiye'de bundan sonra parlamenter sisteme geçileceğini düşünmüyorum. Yani muhalefetin işte parlamenter sisteme geçeceğiz şeklindeki politikalarının toplum tarafından kabul görmediğini de gördük. Bu başkanlık sistemini deneyeceğiz, öyle gözüküyor. En azından iki dönem deneyeceğiz diye düşünüyorum ben. Yani parlamenter sistemin artılarını, eksilerini tabii iyi görmek lazım ama başkanlık sistemi de Fransa'daki gibi, Amerika'da olduğu gibi iyi kullanılırsa ülke için çok faydalı olabilir. Yani en azından koalisyon derdi olmaz. Hakikaten koalisyonların olmayışı çok önemli. Hı-hı. Onu kabul etmek lazım. Yani bu tabii şu tartışmaları beraberinde getirmedi. İşte Türkiye diktatörlüğe mi gidiyor, bilmem ne yapıyor. Ben Kanadalılara bunu söylemiştim. Diktatörler erken seçim kararı almaz diye. Hani Türkiye'de diktatörlüğe gidileceğini de pek sanmıyorum. Bu coğrafyada Türkiye'nin diktatörlükle yönetilmesi ne bugünün zamanın ruhuna uyar ne de dünyadaki genel gelişmelere uyar. Yani elin Kuzey Korelisiyle Amerikan Devlet Başkanı Singapur'da bir araya geliyorsa ve işbirliği olanakları konuşuluyorsa buna bakmak lazım. Şey demiş, bunu takip ettim tabii o ziyareti, özellikle Asyalılar nasıl görüyorlar. Donald Trump demiş ki şeye, kime, ya bak demiş o kadar güzel okyanus var, işte plajlar şunlar, gel şuralara oteller dikelim nükleer silah kuracağımıza, hem siz kazanın hem biz kazanalım. Yani ikisinin buluşmasının bile yarattığı bir olumlu havayı düşünün. Bir de Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın evet biz Suriye'ye büyükelçi göndermeye karar verdik dediğini düşünün, piyasalar coşar diye düşünüyorum. Değil mi? Her şey değişti. Hocam bu arada bir görüntü şunda evet. Sorayım size, seçim oy kullanırken seçim günü evet. Çin televizyonu mu geldi? Çin devlet televizyonu CCTV pazar günü benim oy verirken 40 dakikalık bir program bu, canlı yayın. Tabii milyonlarca insan canlı yayın yaptılar. Canlı yayın. Bu canlı yayın. Ben orada işte oy verme şeyini de gösterdim. Adayları gördüğünüz gibi gösteriyorum. Partileri gösteriyorum. İşte elimde mühür, içeriye girip oyumu verdim. Ondan sonra ve bu Çin'e Türkiye'de demokrasinin işler olduğunu hep söylüyorum. Bütün engellemelere ve zorlamalara rağmen, yani olağanüstü hal olmasına rağmen Türkiye'de seçimlerin yapıldığının ve Türkiye'nin önemli bir demokrasi dersi verdiğini göstermeye çalıştım. Elimden geldiğince, işte eşim de az evvel oradaydı, şimdi geçti. Pembeli olan eşimdi. Ondan sonra arkada. Neyi merak ediyorlar peki hocam? Ne sordular? Yani Türkiye'nin şeyini sordular. Yani seçimlere giderken partilerin pozisyonları nedir? Seçim sonuçlarının ortaya çıkaracağı yapının bölgesel ve küresel anlamda nasıl bir etki olacağını aslında bugün konuştuğumuz konular. Sadece İngilizce anlattım. Çok ilginç, oradaki o beyefendi var ya şu anda şey yapan, Çinli çok şaşırdı. Ona İngilizce Çince teşekkür ederim dedi. Şeşe dedi. Ondan sonra çok şaşırdı Çinli televizyoncu. Evet, bu 40 dakikalık bir canlı yayında. Yani böyle bir katkıda bulunduğum için de çok mutluyum tabii. Yani Çinlere Türkiye'deki demokratik sürecin nasıl işlediğini ve oy verme işleminin nasıl yapıldığını gösterme açısından önemli bir entelektüel katkı oldu diye düşünüyorum. Görüyorsunuz işte siyasi partileri. Tek anlatmışsınız hocam. Tek anlatmışsınız. Bakış nasıldı peki? Onu bir sezebildiniz mi, onların bize bakışı? Nasıl görüyorlar Türkiye'yi? Olağanüstü hal var bir yerden. Ya Çin, 15 Temmuz'dan bir yani onlar da tabii kaldırılmasını bekliyorlar. Onu söyleyeyim. Kaldırılacak da, yani bunun kaçarı yok. Türkiye olağanüstü halle devam edemez. Özellikle bu parlamento yapısından sonra. Bakın şu anda oyumu verdim ve çıktım. Sonucu da anlatıyor bu arada. Tabii. Yaptığınız evet, her evet, anı galiba. Evet, bütün hareketlerimi canlı olarak anlattı. İşte evet. Şu anda oyumu veriyorum. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun.
40 dakika boyunca canlı yayın yapması ilginç hocam. Tabii 40 dakika. Ben sandım ya da evet. 5-6 dakika yapılır bir bilgi veriyor daha da, ama. Bu daha da uzun tabii. Önceden insanlar geliyorlar, konuşuyorlar. Çok kişi mesela Çinliler gelmiş falan böyle bazıları Japon televizyonu gelmiş diyor. Sağ olsunlar işte tanıyanlar beni görüp selam veriyorlar. Ben el sıkışıyorum canlı yayında. Tabii bizim mahalle Mustafa Kemal Mahallesi'nin sağ olsun sakinleri. Hatta çok ilginç Bezme Alem'in sahibi değerli dostum Nihat Bey var. Nihat Bozkurt. O da tesadüfen ailesiyle eşim orada. Ailesiyle gelmiş. Onlar da Çin televizyonuna çıkmış oldular böylelikle. Dünya gibi. Tanımış olmuş. Tabii. 2 saat içerisinde 2 milyon insan izlemişti bunu. Öyle düşünün. Yani tabii sayı çok yüksek. Çünkü orada da saat farkı var ya. Orada akşam üzeri. Aa evet. Burada saat 11-15 dolayları, 11-15, 11.30 dolayları. Çin'de yani 5 saat fark koyun akşam 6.30. Yani 3-4-5 sıraları orada. Ha Nihat Bey arkada görüyor musunuz? Ailesiyle birlikte. Aa, evet. Çok değerli dostum Nihat Bey evet. El sallıyor. Epey bir gezmiş hocam. Nasıl? Epey bir gezmiş. Tabii. Oy kullanılan yerleri gezmiş. Tabii. Odalara girdik, şey yaptı. Gördüğünüz gibi insanlar sağ olsunlar görüyorlar. Bu Çinliler için önemli bir demokrasi dersi aynı zamanda. Yani Türkiye'de siyasal partiler var. İşte Cumhurbaşkanı adayları var. Siyasal partiler var. Onun birini mesela Cumhurbaşkanlığı adaylarının aldığı oylar farklı. Parlamento. Yani %7,5 alıyor mesela Meral Hanım. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ama partisi %10 alıyor. Veyahut da Demirtaş %7,5 alıyor ama partisi %11 alıyor. Veyahut da Bahçeli aday olmadı ama partisi %11 gibi bir rakam alıyor. Cumhurbaşkanı yani dediğim gibi %52 aldı ama partisi %42 aldı. Evet. Yani. O da sana rekabet. Evet şu anda iniyoruz. Bu Mustafa Kemal Mahallesi Yasemin Karakaya İlkokulu ve Ortaokulu. Benim seçim bölgem değil de o siyasi anlamda oy kullandığım yer. Şimdi işte insanlar geliyorlar. Çok güzel oldu. Ben evet, renkli olmuş hocam. Böyle bir katkı sağladığım için mutluyum tabii. Hocam çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Ağzınıza ayağınıza sağlık. Yine tekrar görüşmek dileğiyle. İnşallah. Hoşçakalın. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın seyirciler, Güne Bakış'ın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın sabah yeni bir günde saat tam 7'de. Günün ilk saatlerinde burada olacağız. Programda emeği geçen herkes adına hepinize umutlu ve aydınlık dolu bir gün diliyorum. Güzel haberler aktarmak temennisiyle hoşça kalın.